Merhaba arkadaşlar, uzun sap bağlama dersimizde yine birlikteyiz. Evet, şimdi bağlamamız dediğimiz zaman nedir? Bağlama Türk halk müziğinin en ana sazlarındandır. Ve evveliyatı da çok eskilere dayanır. Yani hatta eski Hun ozanlarından bugüne bağlamamızı görüyoruz. Dede Korkut zamanında kopuz diye, o dönemlerde eski ismi kopuz olarak bilinen bağlamamız. Şimdi artık bağlama, halk arasında saz diyoruz, bağlama diyoruz, son şeklini almıştır. Daha önce bağlama 7 perdeydi, sonra 12 perde oldu. Rahmetli halk ozanı Ali Ekber Çiçek derdi ki, benim bağlamam, ilk ben küçük yaşlarda bağlamaya başlamış ola, benim bağlamam 12 perdeliydi o zaman. Daha sonra 17 perde ve 24 perde oldu. Kısa sap bağlamalar tabii 17-18 perde, çöğür dediğimiz bağlamalar, tambura boy dediğimiz, işte bizim dersimizde kullanacak olan bağlamalarımız da 23 veya 24 perdeden oluşuyor. Şimdi bağlamamızı alalım, elimize. Şöyle bir bağlamamızın parçalarına bakalım. Bağlamamız 9-10 parçadan oluşuyor. Önce tekne kısmı ya da çanak kısmı şu. Şurası göğüs kısmı. Burası bağlantı takozu. Alt eşik, üst eşik, klavye, şu boğaz kısmından şuraya kadar olan klavye kısmı, perdeler, burgulu kısmı, burgular ve teller. Evet, bağlamamız bu parçalardan ibaret arkadaşlar. Şimdi bağlamayı nasıl çalacağız? Şöyle bir onu da size tarif edeyim. Bağlamamızı dizimizin üzerine koyduğumuz zaman, ben şu an ayakta çalıyorum. Siz oturarak da çalabilirsiniz. Değişen bir şey yok. Şöyle dizimizin üzerine koyuyoruz bağlamamızı. Bakın. Evet. Ve biz şuradaki dirseğimizin hemen şu kısmıyla kavruyoruz bağlamamızı, yani düşmeyecek şekilde. Bu böyle elimiz bu şekil hareket edecek. Ağırlığı buraya vermeyeceğiz. Ve biz tellere mızrabımızı, bakın şöyle tutuyoruz. Mızrabımızı şöyle, bakın şöyle tutuyoruz. Şöyle elin iki parmağımızın arasına, baş parmakla işaret parmağımızın arasına alıyoruz. Ve tellere dokunuyoruz. Şimdi burada bakın, şurada noktalar var. Onlar seslerin isimleri. Önce boş. Ya, si, do, re, mi, fa, sol, la. Bu bir gam oldu. Kalın la'dan ince la'ya kadar. La, sol, fa, mi, re, do, si, la. Perdelere basarken lütfen parmağımızın böyle yan değil, tam parmağımızın ucuyla dik basacağız. Şöyle tutmuyoruz. Böyle tutmuyoruz. Şu şekil. Yani parmağımızın ucuyla mi mi re mi re re do re do do si do. Yine bu da bir arada, bunlar ikisi, bunlar tek tek. Do do si do si si la la. Bunu 4 defa tekrarlıyoruz. 4 defa tekrarladığımız zaman bir dörtlük bir kıtayı tamamlamış oluyoruz. Tekrar aynısını tekrarlıyoruz ikinci söz için. Daha sonra bağlantı için. Ve böylece eserimizi tamamlıyoruz. Şimdi bu eserimizi bir de bağlamamız üzerinde bakalım. Dediğim gibi bağlamamızı ne yaptık? Şöyle dizimizin üzerine koyduk. Çalıyorum. Mi mi. Bakın. Şurada. Mi mi. Mi mi re. Mi mi re mi. Bir daha.
bakın. Koyun gelir. Bir daha. Üçüncü parmağımız mide. Birinci parmağımız re'de. Mide iki tane. Bir vurup bir çekiyoruz. Mi, mi, re tek. Mi yine tek. Bir daha. Mi, mi, re, mi. Bu ölçü bitti. Re, re, do, re. Oraya geçelim. Re, re, do, re. Yine aynı notalar. Bir, iki, bir, bir. Re, re, do, re. İkisini birleştirelim. Mi, mi, re, mi. Re, re, do, re. Sözünü okuyalım. Koyun gelir yata yata. Bir daha. Koyun gelir yata yata. Sonra do do si do si si la la. Do do si do si si la la. Aynı sistem. Bir, iki, bir, bir. Vuruş bu. Bakın. İki, bir, bir. Ta, ta, tam, tam. Ta, ta, tam, tam. Akort sistemimiz la, re, sol. Alt el la, orta el re, üst el sol. Halk müziğine göre. Piyanoda do, fa, si bemol. O akort yaparken bu sesleri siz bulacaksınız. Ona göre ayarlayacaksınız. Ama bizim halk müziğimiz, yani halk müziğinde la, re, sol. O halde bu sol olduğuna göre burası la. Alt el de la idi biliyorsunuz. Bakın eşit oldu. Bakın. Üste vuruyorum. Alta vuruyorum. Siz aynı. Ama bir, iki, üçüncü perdede baş parmağınızla üsteli sıkıştırdığınız zaman la sesi çıkacak. Yoksa sol, bakın. Sol, la. Böyle vurabilirsiniz en son şu iki notaya. La, la. Şimdi en başa alalım. Mi, mi, re, mi, re, re, do, re yapıyoruz. Üçüncü parmakla başladık. Mi, mi, re, mi. Alta geçiyoruz. Birinci parmakla başlıyoruz. Do, do, si. Üçüncü do'ya. Do, do, si. Olanlar birinci parmak. Do, do, si. Tekrar do. Üçüncü parmak. Si, si. Birinci parmak. La, la. Boş. Sıfır. Hazır. Mi, mi, re, mi. Pardon. Do, do, si, do, si, si, la, la. Mi, mi, re, mi, re, re, do, re. Do, do, si, do, si, si, la, la. Devam ediyorum. Sözünü okuyorum. Koyun gelir yata yata, çamurlara bata bata. Gelin Ayşe suya gitmiş, yosunları tuta tuta. Aman Ayşem, yaman Ayşem, dağlar başı duman Ayşem. Aman Ayşem, yaman Ayşem, dağlar başı duman Ayşem. Diğer sözü de şöyle, ikinci dörtlük. Koyun gelir kuzu ile, ayağının tozu ile. Gelin Ayşem sele gitmiş, iki körpe kuzu ile. Aman Ayşe, yaman Ayşe, dağlar başı duman Ayşe. Ya da
Aman Ayşem, yaman Ayşem. Ayşem de diyebiliriz. Evet, böylece çok gördüğünüz gibi kolay, basit. Bu böylece ilk türkümüzü öğrendik. İkinci dersimizde çok güzel bir türkü var sırada. İkinci dersimizde buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.